Atatürk'le ilgili çok fazla soru geldi. Evet. Mustafa Kemal Atatürk'ün bu konuya yaklaşımı ile ilgili vallahi soru geldi. Ben... Bir de Atatürk'ün elini ceketinin içine koymasına dair bir ilişkilendirme öyle bir şey olabilir vallahi mi? Bir kere şunu da söyleyeceğim. Atatürk'ün eli sol eli kalktı diye heykeli var yıktılar. Solcu muydu diye. Sağ kaldırsa faşist bir şey. Bu Atatürk'ü bu şeyleri bırakalım. O komik oluyor. Ben de kolumu kırdım. Böyle koymak kolay geliyor. Peki, değil. Aslında... Yalnız Atatürk'ün ben şimdi hem Fransız hem İtalyan arşivlerinde Mason arşivlerinde çalıştım. Atatürk'e ait en ufak belge bulamadım. Yok. Yalnız şu var zannediyorum ve Atatürk'ün Masonluğunun ilanı da unutmayın 1925'lerden sonradır. Yani ne zaman ki o büyük devrim yapıp da dünyayı allak bullak etmiştir. O zaman bütün uluslararası Mason teşkilatları dünyanın meşhur Masonları diye Atatürk'ü koymaya başlamışlardır. Yani işlerine gelmiş Atatürk'ü o şekilde göstermek. Tabii müthiş bir adam. Ve bir de kendi fikirlerine de uyuyor görünüyor değil mi? Özgürlükler istiyor, şey yapıyor bunlardan dolayı. Ha Atatürk buna ses çıkarmaz. Hatta 25'te kendisine başvuru var. Nezaketle reddeder. 32'de İstanbul'da uluslararası Mason toplantısının yapılmasını kabul eder. Ses çıkarmaz. Hı hı. 35'te sessizce yanındakilere kapattırır. Yani Masonların kendisini uyumalarını şey yapar. Yani ben Atatürk'ün olduğuna inanmıyorum ve birçok yani en yakın arkadaşı Tevfik Rüştü Aras bile değil diyor. Tabii Masondur diyenler de var. Kaynaklarda geçiyor tabii. Ha. Masonluğu. Diyenler de var. Ona bir şey diyemem. Ama ben belge bulamadım. Granda'nın anılarında Atatürk'ün uşağıydım. Orada çok bariz bir şekilde anlatır. Yani Cemal Granda ne şekilde objektif? Çünkü Atatürk'ün ona çok iyi davranmadığını söyler. Kötü kitabın. Hitaplar diye. Kötü hitaplar söyler. Şeklinde. Onun için bir şey yapamıyor. Davranmadığını söyler. Orada şöyle bir anı geçer. İşte Masonluktan söz açılır sofrada. Hı. Atatürk durur. Durun der. Ben de Masondum der. Beni bir yere götürdüler der. Ki Tekris törenlerinde boyuna ip bağlamak vardır. Daha ileriye gitmesin diye aday. Beni bir yere götürdüler. Orada boynuma bir ip geçirdiler. Bir tören yaptırdılar. Ondan sonra da boynuma ip geçtikten sonra bir daha gitmedim. Yerini şu an hatırlamam bile, neresi olduğunu bilmem bile diye bir ifade tabii kullanır Atatürk. Hayır bunu neler neler tabii. Desin. Hayır bunu şeyle yani. Kabul ediyorum. Şu şekilde İttihatçı olarak İttihat ve Terakki'ye katılmak için Mason Lojası'nın içinde tören yapılıyor. Ama söylediğim gibi tabancayla yapılıyor. Yok boynuna özellikle... Hayır boynuna da takabilirler. Ona da itiraz yok. O aslında o törenlerin devam ettiğini de gösteriyor. Daha sonra Atatürk'e çok yapılan bir şeydi İngiltere Kralı'na, Ronald Reagan'a. Hani onursal bir büyük üstadlık verilmesi teklif edilmişti. Zaten Mason'un da şeyde dünyada da yani ileri kendi alanlarında ileri geçmiş, sözü geçen, başarılı olmuş insanların Mason olduklarını iddia etmek de belki Masonluğun getirdiği şeylerden birisi. Evet, evet. Yani mesela önce Mozart şey yapılıyor. İşte filmler çevriliyor. Mozart'ın ne kadar büyük bir müzisyen olduğundan bahsediliyor. Büyük bir sanatçıydı. Sonradan Mozart'ın işte özellikle o sihirli flüt şeyinde parçasında işte Masonluğa dair bir takım sırları verdiği için Masonluktan atıldığı o da Masondu. Hı. Ya da işte Leonardo da Vinci işte kendi alanında dünyada böyle bir büyük bir dehaydı. Onun gibi bir sanatçı gelmedi. Böyle bütün insanlar bunu kabul ettikten sonra Leonardo da Vinci'nin kendisi de Masondu. Yani Atatürk için de böyle söylenmiş olabilir. Peki biz neyi nereden Masondu diyoruz? Bunu nereden biliyoruz? Yapıp ettiklerinden yani işte mesela Sihirli Flüt'ü dinlerseniz oradaki melodi... Hayır, Leonardo da Vinci'yi. Leonardo da Vinci'nin de bu eserlerinde ve şeylerinde çok bariz yani Mason'du. Sembolik olarak sembolik, mı sembolik. Oraya bir girelim sembollere tamam. Çünkü yoksa bakın, Mason'luğu anlayamayacağız 19. yüzyılda. Sembolik denirken ben çok söyleyeyim. Barbaros Hayrettin'in bayrağında 6 köşeli yıldız vardır. Hı hı. Ne olacak? Ne diyeceğiz? Mason muydu? Yani şimdi bakın, İslam dünyasını kendi yapısı içinde düşünmek gerekiyor. Eğer Masonluğu biz sanki bütün İslam'ı da idare eder gibi alırsak yanlış alırız. Hatta Bektaşilerin illaki Mason olduğuna kadar garip iddialar vardır. Şimdi burada batılı düşünürleri
eleştirmiyorum. Yahu onlar da bizdendir demek şeysi ki Atatürk'e de aynı şey geliyor. Atatürk eğer o büyük zaferi kazanmasaydı kim çıkıp da masondu diye çırpınırdı. Tabii. Sorumuzu tekrar edelim. Masonlar dünya yönetiminde söz sahibi mi? Evet veya hayır yazıp artık hangi sizin düşüncenizse 10.21'e mesaj atarak siz de katılabilirsiniz anketimize ve programın sonunda bakalım ortaya koyacağız.